Haber hafta sonundan herkese merhabalar. Medyaskop pazar günleri de yayına başladı. Ben de her pazar saat 18'de konuklarımla birlikte gündemdeki gelişmeleri aktarmak adına karşınızda olacağım. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Irak Meclisi'nin ülkedeki ABD varlığını görüşmek üzere toplandığı oturumda Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD'nin Kasım Süleymani saldırısı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Cuma günü Bağdat'ta suikast saldırısıyla öldürdüğü Kudüs gücünün komutanı Kasım Süleymani için cenaze töreni düzenlendi. Bağdat'ta düzenlenen törene on binlerce kişi katıldı. Bağdat'ta Haçlı Şabi'nin organizasyonuyla düzenlenen törene Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, eski başbakanlardan Nuri Maliki ve hükümetten üst düzey isimler katıldı. Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm sloganlarının atıldığı törende intikam yeminleri edildi. Şiirin en önemli merkezlerinden İran'ın Kum kentinde ise kutsal mabetlerden Cemkeran Camii'sinde Süleymani için anma töreni düzenlendi. Caminin kubbesine kırmızı bayrak asıldı. Kırmızı bayrak Şii inanışında haksız yere dökülen kan ve suikaste kurban giden bir kişi için intikam çağrısını sembolize ediyor. Süleymani el-Mühendis ve diğer 5 kişinin cenazeleri Şiilerin Irak'taki kutsal kentleri Kerbela ve Necef'e de götürüldü. Bu kentlerde de törenler düzenlendi. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamaya göre Irak'taki törenlerin ardından Süleymani'nin cenazesi Irak'tan İran'a götürüldü. Süleymani bugün Meşet'te, pazartesi günü de Tahran'da düzenlenecek törenlerin ardından salı günü memleketi Kerman'da toprağa verilecek. Süleymani için Tahran'da yapılacak töreni İran'ın dini lideri Ayetullah Hamane'nin bizzat yönetmesi bekleniyor. İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefonda konuştu ve bölgesel son gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı. İran'ın Ankara Büyükelçiliği ise Erdoğan'ın Ruhani'ye Şehit Süleyman'ın yokluğu derinden üzüyor, İran halkı sizin ve rehberin öfkesinin farkındayım dediğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Kasım Süleymani suikastinin intikamını almak üzere Amerikalıları ya da Amerikan varlıklarını hedef alan bir saldırı düzenlenmesi halinde hızla ve çok sert cevap verme tehditinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Kasım Süleymani suikastinin intikamını almak üzere Amerikalıları ya da Amerikan varlıklarını hedef alan bir saldırı düzenlemesi halinde hızla ve çok sert mukabele tehditinde bulundu. Twitter'dan açıklama yapan Trump, 1979 İslam Devrimi sırasında Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'nde 444 gün rehin tutulan 52 Amerikalı rehinenin her birini temsilen İran'a ait 52 hedef belirlediklerini, bu hedefleri ve İran'ı vuracaklarını yazdı. Trump bu paylaşımlarının uyarı kabul edilmesini istedi ve şu ifadeleri kullandı. İran eğer Amerikalıları ya da Amerikan varlıklarını vurursa bazıları çok üst düzey ve de İran ile İran kültürü için çok önemli olan uzun yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen belirlemiş olduğumuz 52 hedef hızla ve çok sert şekilde vurulacak. ABD daha fazla tehdit istemiyor. Trump'ın paylaşımı sosyal medyada büyük tepki aldı. ABD Federal Hükümet Etik Bürosu eski başkanı Walter Shaub, Trump'ın dolaylı da olsa sivilleri hedef gösteren tehdidinin savaş suçu kapsamına gireceğine dikkat çekti ve Twitter'a bu tür paylaşımları yapan kullanıcıların hesaplarının kapatılması gerektiği uyarısı yaptı. Eski ABD Başkanı Barack Obama'ya asistanlık yapmış. Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın da Ulusal Güvenlik Danışmanı Colin Kahl da kültürel varlıkları hedef almanın savaş suçu olduğunu hatırlattı. Trump savaş hukukunu kale almıyor olabilir ama Savunma Bakanlığı'nın Trump'a İran'ın kültürel varlıklarını hedefler arasında gösterdiğine inanmakta zorlanıyorum diye yazdı. İran'ın Ulusal Ordusu Devrim Muhafızları'nın komutanlarından General Gulamali Ebu Hamza, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait 35 kadar hedef belirlediklerini söylemiş, Tel Aviv'de vurabileceğimiz menzilin içinde kalıyor diye eklemişti. İran Ulusal Güvenlik Konseyi de Süleymani suikastinin sorumlularından doğru zamanda doğru yerde intikam alınacağını duyurmuştu. Hür Dava Partisi Genel Başkanı İshak Sağlam, Kasım Süleymani'nin katledildiği saldırıyı şiddetle lanetlediğini belirterek İran ve Irak yönetimleriyle haklarına başsağlığı dileklerini iletti. İshak Sağlam tarafından yapılan yazılı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran ve Irak askeri yetkililerine hedef alan saldırısının terör eylemi olarak değerlendirilerek şiddetle kınandığı belirtildi. Açıklamada, Amerika'nın savaşının İslam ile ilgili olduğunun altı çizilerek,
ABD'nin Sünni ve Şii ayrımı yapmadan kendi çıkarı için tehlikeli gördüğü her kesimi hedef aldığı belirtildi. Amerika, çıkarlarına zarar veren veya emperyalist hedeflerinin önünde engel olarak gördüğü kişi ve kurumlara yönelik her türlü saldırıda bulunmayı kendisine bir hak olarak görmektedir. Bu bakış açısı sadece bir bölge için değil, bütün dünyada barış ve istikrarı tehlikeye atmaktadır. Amerika'nın sınır tanımaz egemenliğini kabul etmek, kendi egemenliğinden vazgeçmektir. Ümmetin bir unsuruna hariçten bir saldırı, ümmet dayanışmasının güçlenmesine ve birleşmesine vesile olması gerekirken, maalesef bu saldırılar Müslümanların arasını daha da açmaktadır. Bu da küresel emperyalistlerin hedeflerine hizmet etmekte ve daha pervasızlaşmalarına neden olmaktadır. Bu saldırı bir kez daha göstermiştir ki, Müslümanlar olarak kendi aramızdaki çekişmeyi bitirip, başta ABD olmak üzere bütün emperyalist güçleri memleketlerimizden çıkarmadığımız müddetçe, ümmet içerisinde asla huzur ve güven ortamı hakim olmayacaktır. Bu vesileyle iç meselelerimizi emperyalistlere havale etmeden kendi içimizde halletmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Uluslararası kamuoyunu ve kuruluşlarını, dünya barışını ve istikrarını tehdit eden bu ve benzeri olaylara güçlü bir tepki vermeye davet ediyoruz. Suikastın ardından birçok soru gündeme geldi. Suikast bölgedeki dengeleri nasıl etkileyecek? İran ne yapacak? Suikast ne anlama geliyor? Bu soruların yanıtlarını Suat Kınıklıoğlu ile arayacağız. Suat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Hemen başlayalım isterseniz. Biraz önce haberimizde izledik. ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden sert intikam eleştirilerinde bulunuyor. Daha önce biz bunu Suriye operasyonunda da görmüştük. O zaman da kendisi çok tepki çekmişti. Bir diplomasi dili böyle mi olmalı? Trump'ın attığı tweetler bunun üzerine eleştirilmişti. Siz ne dersiniz Trump'ın attığı tweetlerle ilgili ve diplomasi diliyle ilgili? Trump'ın attığı tweetler içinde yaşadığımız dönemin aslında tam bir yansıması. Yani birçok medeni ülkenin başında demokrasinin açıklarını iyi görmüş ve bir şekilde iktidara gelmiş dengesiz insanların yönettiği birçok ülke var. Amerika Birleşik Devletleri de bunlardan bir tanesi. Yani Trump'ın şu en son attığı 52 tane hedefi vururum, kültürel varlıklarınızı, savaş suçu açık açık. Yani savaş esnasında bile IŞİD yaptı bunu. IŞİD Palmira'da biliyorsunuz 3000 yıllık, 4000 yıllık tarihi eserleri bombaladı. Yani Afganistan'da Taliban'ın yaptığı işler bunlar. Ama bunu şöyle okumak lazım. Amerika tam anlamıyla seçim satım haline girdi. Yani Amerika'da ciddi bir seçim ortamı var ve önümüzdeki bir yılda biliyorsunuz Trump'ın azil süreci halen devam ediyor. Dolayısıyla iç siyasetle dış siyaset hedeflerinin karıştığı ve dengesiz bir adamın dış politikadan anlamayan, danışmanlarını dinlemeyen, pek de danışman etrafında bırakmayan, bildiğimiz otoriter, dengesiz ve sadece kendini ve kendi siyasi geleceğinin dışında bir şey düşünmeyen, bunun dışında, bunun ötesinde de Orta Doğu'ya, bölgeye, burada yaşayan insanlara da ikinci sınıf, üçüncü sınıf insanlar gözüyle bakan, beyaz ne de denilir, beyaz Amerikalı ırkçılığına yaklaşan bir Amerikan başkanından bahsediyoruz. Peki bu suikast bölgedeki dengeleri nasıl etkiler? Hangi bölge daha fazla etki altında kalır sizce? Şimdi şöyle, İranlılar bölgedeki birçok ülkenin aksine böyle ani kararlar verip ani işler yapan insanlar değil. Gerçekten İran uzun yıllardır var olan, devlet geleneği olan ve devlet aklı ve ortak aklı işleten bir devlet yapısı var. Şimdi büyük bir ihtimalle önümüzdeki gün ve haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı intikam operasyonlarının ayrıntılarını belirleyeceklerdir. Eğer söyledikleri bugün Hamenei'nin danışmanlarından bir tanesinin belirttiği gibi sivilleri değil doğrudan Amerikan askeri hedefleri hedef alacaklarını ifade ettikleri doğruysa, buna sadık kalacaklarsa öncelikle bölgede Irak, Suriye, Afganistan, bölgedeki Amerikan hedefleri,
bölgedeki elçilikler, diplomatlar vesaire, iş adamları bile, yani o bölgede çalışan eden insanlar bile bence şu anda hedef haline gelebilir. Yani bildiğiniz gibi Kasım Süleymani askeri bir komutan olmasının ötesinde özellikle sosyal medyayı iyi kullanması, İran medyasının da onu bu şekilde yani amiyane tabirle parlatması, onu normal sıradan bir askeri liderin ötesinde daha kült tipli bir figüre büründürdü. Dolayısıyla ölümü, öldürülmesi İran'da ve Şii dünyasında, sadece İran olarak düşünmemek lazım. Çünkü Kasım Süleyman'ın en büyük başarısı bütün bölgede Şii hilalini inşa etti yıllardır. Yani Yemen'den Lübnan'a, Lübnan'dan Suriye'ye, Suriye'den Irak'a, Afganistan'a, yani çok büyük bir multi milyar dolar bütçeli bir operasyonun başındaki adamdı. Dolayısıyla hedefler öncelikle bölgedeki Amerikan askeri hedefleri olacaktır ama ben örneğin Güney Amerika'da veya başka yerde, yani nerede fırsatını bulurlarsa Amerikan hedefini vurmaya çalışacaklardır. Peki bugün Mühtan Sağlam da bir analiz yazdı gazete Duvar'da Hürmüz Boğazı ile ilgili ve acaba şu soruyu sordu: İran intikamını Hürmüz'den mi alacak diye. Siz ne dersiniz? Sizce böyle bir yaklaşım olur mu? Alırsa ne olur? Bunun sonuçları nasıl karşımıza çıkar eğer bu şekilde alırsa? Ben Hürmüz Boğazı'nda açıkçası yani ilk aşamada böyle bir aksiyon beklemiyorum. Çünkü Trump'ın dengesizliği aynı zamanda bir caydırıcılık unsurdu. Çünkü İranlılar da biliyor Amerika'nın şu anda seçim döneminde olduğunu ve Trump'ın ciddi bir şekilde azil süreciyle boğuşmakta olduğunu farkındalar. Trump'ın da bölge insanlarına bölgedeki stratejik dengelerle ilgili herhangi endişeleri, kaygıları veya vizyonun olmadığını da biliyorlar. Dolayısıyla bugün Trump'ın yani karşı tehdidi bence bir miktar caydırıcılık unsuru olarak iş görecektir. Fakat burada söylediğim gibi ben hemen birkaç gün içinde ani bir şey beklemiyorum. İranlılar bunu iyi düşüneceklerdir. Çünkü gerçekten devlet aklı ve ortak aklı devlet içinde işleten bir devlet. Konuşacaklardır. Mutlaka bir yerde bir şey gelecektir. Bir yanıt gelecektir. Ama şunu unutmayın. İran rejimi Lübnan'da, Irak'ta ve İran'ın kendisinde haftalardır protestolarla mücadele etme durumunda. Ve İran rejiminin birinci kaygısı 40 küsur yıldır olduğu gibi kendi rejiminin devamını sağlamak yönünde. Amerika ile açık bir askeri zıtlaşmayı kaldırabilecek bir ülke değil İran. Fakat hep yaptığı gibi muhtemelen aracılarla veya farklı fırsatlarda Amerika'ya bu Süleymani meselesinin cevabını vermeye çalışacaktır. Ama ben açık bir, hani özellikle Amerika'da dünden beri işte 3. Dünya Savaşı başlayacak, büyük bir savaş başlayacak vesaire. Ben böyle bir senaryoyu pek inandırıcı bulmuyorum. İranlılar temel olarak kendi rejimlerinin devamına büyük zarar verebileceğini biliyorlar. Yani böyle bir savaşın. Peki son olarak Türkiye için sorsam, ya bu Orta Doğu'daki gerilimde Türkiye nerede konumlanacak? Aslında Türkiye'ye ironik bir şekilde bir anlamda katkısı oldu bu gelişmenin. Son günlerde gördüğümüz gibi Türk hava sahasını kullanmak durumunda kaldı Amerikan askeri uçakları. Ayrıca Amerika ile İran arasındaki bu gerginlik devam ettiği sürece Türkiye, yani İran'a komşu önemli bir ülkenin, halen kağıt üzerinde de olsa NATO üyesi olan bir ülkenin Amerika için bu aşamada, özellikle Trump ve Erdoğan arasındaki kişisel ilişkiyi de göz önüne alırsak, kısa vadede Türkiye'nin işine gelebilecek bir gelişme oldu. Muhtemelen Trump yönetimi Türkiye'ye yaptırımlar vesaire başka konularda şu anda üzerine gitmemeyi tercih edecektir. Fakat
Tabii Amerika'da biliyorsunuz bir de kongre var. Tabii öyle bir problem var ama ben kısa vadede Ankara bunu doğru oynarsa, yani bir yandan İran'a üzüntüsünü ifade edip yani bu olayı kabul etmediğini, onaylamadığını gösterip ama aynı zamanda Amerika'yla da ilişkilerini belirli bir seviyede yürütmeyi becerebilirse bu işten kendi açısından avantajlı da çıkabilir Türkiye. Suat Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Suat Kınıklıoğlu ile Kasım Süleymani suikastinin ardından yaşanan gerilimleri ve yaşanacak olanları konuştuk. Türkiye ile İran arasında yüzyıllardır süren rekabet Kasım Süleymani suikastinin ardından nasıl seyredecek? Bir çatışma ihtimali var mı? Olursa ne olur? Ruşen Çakır yorumladı. Baktığımız zaman Türkiye ile İran arasındaki rekabete baktığımız zaman avantaj sanki daha fazla İran'daymış gibi gözüküyor. Uzun bir süre böyleydi. İran öncelikle İslam devriminin ihracıyla bu devrimci İslam ideolojisini pazarlayarak ardından da esas olarak daha sahici bir noktada dünyanın dört bir tarafındaki, İslam dünyasının dört bir tarafındaki Şii nüfuslar üzerinden onlara yatırım yaparak, onları güçlendirerek, bu güçlendirmenin değişik yolları var. Özellikle bu nüfusların, Şiilerin yaşadığı yerlerde çatışmaların çok yoğun olduğunu düşünürsek, mesela bir Afganistan, Pakistan, Yemen, Körfez ülkeleri, daha sonra Irak, Suriye, buralara İran danışman yolladı, özellikle askeri danışman, silah yolladı, yollamaya devam ediyor, para yolluyor, bunları finanse ediyor ve bu buralarda kendisine bağlı önemli militer güçler oluşturuyor. İslam dünyasının dört bir tarafında Şii topluluklar içerisinde, ki bunun en çarpıcısı biliyorsunuz uzun bir süre Lübnan'dı ama yakın zamanda Irak ve tabii ki Suriye'de İran'ın çok ciddi bir şekilde askeri olarak varlık gösterdiğini görüyoruz. Kimi zaman kendi doğrudan devrim muhafızları ve ona bağlı Kudüs gücünün elemanları, danışmanları, kimi zaman da mesela diyelim ki Pakistan'dan ya da Afganistan'dan devşirilmiş Şii gönüllülerin Suriye'de savaştığını görüyoruz. Ya da Irak'taki Şii milislerin gerektiğinde Suriye'ye yardıma gittiğini görüyoruz. Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan, Türkiye'nin de askeri destek vermeye hazırlandığı Ulusal Mutabakat Hükümeti, Trablus'taki bir askeri okula düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, Halife Hafter liderliğindeki güçlerin meskun mahallede bulunan okula hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Reuters haber ajansı ise Hafter güçlerinin saldırıyı üstlenmediğini yazdı. Ülkenin doğusunda kontrol elinde bulunduran ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin ulusal ordu saydığı Hafter'e bağlı güçler, Libya'nın tamamına hükmetmek üzere Nisan ayından bu yana Trablus merkezli ulusal mutabakat hükümetine karşı savaşıyor. Hafter güçlerinin Trablus kentine yönelik saldırıları Aralık ayından itibaren yoğunlaşmış durumda. Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rusya tarafından desteklenen Hafter, Türkiye'nin ulusal mutabakat hükümetine destek için Libya'ya muharip güç gönderilmesine olanak tanıyan Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulü ardından seferberlik çağrısı yaptı. Televizyonda yayınlanan konuşmasında kadın erkek sivil asker tüm Libyalıları Türkiye'ye karşı vatanlarını ve onurlarını savunmak üzere silah altına çağıran Hafter, Osmanlı İmparatorluğu'nun atıfla Türkiye'yi Libya'nın kontrolünü geri almaya çalışan bir sömürgeci olarak niteledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cuma günü taraflara acil ateşkes çağrısını yinelemiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya yönelik devam eden silah ambargosunu da hatırlatarak, taraflara başka ülkelerce askeri destek verilmesinin siyasi çözüm arayışlarını olumsuz etkilediğine dikkat çekmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 Ocak'ta Kanal İstanbul çalıştayı düzenliyor. Kanal İstanbul'un oluşturduğu tehditlerin konuşulacağı çalıştayda birçok profesör, bilim insanı, gazeteci ve yazar katılım sağlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği çalıştay iki oturumdan oluşuyor. Etkinlik İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün'ün konuşmasıyla başlayacak.
Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasıyla devam edecek. İlk oturumda Kanal İstanbul projesinin ekonomi politiği, mekansal planlaması, çevresel boyutu ve toplumsal boyutu tartışılacak. İkinci oturumda ise hukuki çevre, afet riski, kültürel miras ve ekoloji tartışılacak. Birçok profesör, gazeteci, yazar ve bilim insanı da çalıştaya katılım sağlayacak. Kanal İstanbul projesi konuşulmaya devam ediyor. Vatandaşlar Kanal İstanbul için hazırlanan çevresel etki değerlendirmesi raporuna karşı itiraz dilekçelerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine verdi. İBB ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile 1 Ağustos 2018'de imzalanan Kanal İstanbul İşbirliği protokolünden çekildiğini açıklamıştı. Protokolde İBB'ye ait taşınmazların proje tahsisinden Sazlıdere Barajı'nın içme suyu rezervinden çıkarılmasına kadar birçok madde bulunuyordu. Söz konusu protokolün İBB'ye maliyeti ise 23 milyar liraydı. İBB tarafından yapılan açıklamada protokolün kanunen geçersiz olmasının yanı sıra kanuna aykırı olduğu, hem belediyeyi hem de bölgeyi zarara uğratacak hükümler içerdiği belirtilmişti. İBB Başkanı İmamoğlu ise Kanal İstanbul projesinin iptal edilmesi için sebepleri 15 maddede anlatmıştı. İmamoğlu, susuzluk, deprem riski, doğanın katledilmesi, İstanbul'un tarihi, trafik, balıkçılığın talan edilmesi gibi maddelerle Kanal İstanbul projesinin iptal edilmesi gerektiğini savunmuştu. Akademi Politik'in ilk bölümünde Gülçin Karabağ, konuğu öğretim üyesi Dr. Karabekir Akkoyunlu ile toplumsal hareketler üzerine konuştu. 2019'da çok şey oldu. Aslında 2019 gerçekten bu 2000'lerin başlattığı sürecin bir devamı gibi. Bir yandan tabii hareketler birbirlerinden de etkileniyorlar. Cesaret buluyorlar, ilham alıyorlar. Dolayısıyla o bir domino etkisi dediğimiz şey olan bir şey. Gerçekten özellikle belli birbirleriyle iletişimi olan coğrafyalar açısından olan bir şey. Yani Irak ve Lübnan mesela birbirleriyle çok yakından alakalı toplumlar ve İran üzerinden de bağlantılılar. Dolayısıyla aynı zamanda ortaya çıkması bu hareketlerin çok da aslında tesadüfi değil belki. Aynı zamanda Kuzey Afrika bölgesi içerisinde geçerli. Fakat tabii yani çok farklı coğrafyalar ve farklı taleplerde hareketlerden de bahsediyoruz aslında. Yani Latin Amerika'daki dönüşüm, kendi içinde dinamikleri farklı, Orta Doğu'daki dinamikler farklı, Hong Kong, Çin çok farklı. Yani bütün olarak baktığımız zaman yine işte bu kesinlikle bir kere zaten bu tarihin sonu, liberal demokrasinin zaferinden artık çok geçtik. Onun olmadığının son bir kanıtı gibi evet, belki görebiliriz kesinlikle. Ve nereye gidiyoruz işte, nasıl talepler var, toplumlar ne istiyorlar? Bunun üzerinden belli ortak paydalar çıkıyor işte ekonomik kaygıların, adaletsizliğin, gelir adaletsizliğin ya da siyasi adaletsizliğin, kötü yönetimin ve otoriterliğin karşısında duran hareketler var. Fakat yani öte yandan mesela Latin Amerika'ya baktığımızda sol hareketler de var, sağ hareketler de var. Yani bir bakımdan böyle o pembe dalgayı bertaraf eden ve Brezilya'da mesela Bolsonaro'nun ortaya çıkmasına sebep olan işte 3 sene üst üste sağ kesimlerin hareketlerini gördük. Fakat hemen öte yanda gayet ekonomik olarak hani böyle göz dolduran Şili'nin bu neoliberal sisteme karşı öyle bir ayaklanma oldu. Ortaya çıkardığını da gördük. Dolayısıyla ekonomik olarak herhalde diğerlerinden daha da iyi bir konumda şimdi. Evet. Yani çok daha iyi. Ve hep de böyle yani Latin Amerika'nın incisi falan evet. gibi gösterilip bir model ülke olarak da ortaya konulduğu için özellikle böyle finans çevreleri açısından çok büyük bir şok olarak karşılandı. Yani orada aslında tam böyle egemen bir söylem, diskurs söz konusu değil. Ortak kaygılar yine var aslında fakat farklı kesimler bunları çok farklı yorumluyorlar ve farklı çözümler öne sürmek istiyorlar. Yolsuzluk mesela her yerde ortaya çıkan bir kavram. Evet. Latin Amerika'da mesela ya da Orta Doğu'da da. Fakat yani Brezilya'da yolsuzluk bir anlamda kullanılarak bu sol hükümetin getirdiği bir takım sosyal reformların da yok edilmesi ya da geriye alınması
taleplerinin de böyle gizlendiği, içinde gizlendiği bir kavram olmaya başladı ve Bolsonaro gibi çok sağ görüşlü, reaksiyoner bir adamın hani ağzına biraz ciklet oldu yolsuzluk. Aynı şekilde yine otoriterlik de Bolivya'da da görüyoruz, işte Çin'de de görüyoruz. Fakat kendi işlerine baktığımız zaman tam da böyle egemen bir hani hareketin ya da hani şunu söyleyemeyiz kısacası, şöyle özetleyeyim. Latin Amerika'yı bir sol dalga süpürüyor, durumu söz konusu değil. Örneğin yani o belirsizlik de ve farklı grupların aynı kaygıları farklı yorumlaması da şu andaki bu 2019'daki patlamalara biraz örnek gibi görüyorum. Dolayısıyla sonuçlar da farklı olacaktır. Medyaskop'un bir diğer yeni programı Şükran Şençekiçer'in sunduğu Sosyopolitik'in ilk konuğu Profesör Serpil Çakır'dı. Çakır Erkek Kulübü'nde siyaset kitabı üzerinden Türkiye'de siyasette kadın olmayı anlattı. Siyasal partilerde baktığımızda, şu anki meclisteki siyasal partiler örneğin baktığımız zaman bizim şeyde yani bir sürü parti var ama işte 4 tane parti var değil mi şu an baktığımız zaman şeye? CHP, evet. HDP, AK Parti. Ben ona AK Parti diyorum çünkü kendilerine AK Parti diye şey yaptılar artık, ilan ettiler. MHP var. Ha, baktığınız zaman bir kere MHP kesinlikle kotayı kullanmıyor. Ha, İYİ Parti de hani lideri kadın ama onlar da kotayı serbest bırakmışlar. Yani kota olur kararını net değiller ama kota olabilir diyorlar ama serbest bırakmışlar. AK Parti'de şey yok, kota yok ama örtük kota var. İşte genellikle %20 lider istediği için oluyor şimdi. %20'lik olmaya çalışılıyor. Koyuyorlar da zaten %20 ama şey diyor, kural olarak yok. CHP'de var, %30 yanılmıyorsam, 3'te 1 oranında var. Ama bütün adaylarda yok. Bütün adaylarda yok, bütün şeylerde yok. En başarılısı HDP. Çünkü HDP'de gerçekten kadınlar, kadın hareketinden gelen kadınlar var orada. Yani o mücadeleyi vermiş kadınlar geliyorlar oraya. O yüzden kadınların çok büyük şeyi var orada. HDP'ye etkisi çok büyük. Kadın hareketinden gelmeleri, feminizmi bilmeleri, yani en fazla görüştüğüm şeylerde en fazla feminizmi bilen kadınlar onun. CHP'de de vardı tabii. Şeyde de var ama hayat öğretiyor aslında. AK Parti'de de var. Yani hayat öğretiyor bir şekilde bu kadınlara. Hani feministim demese bile aslında hani kadınların buraya nasıl geldiğini biliyor. Yani neye aslında oraya gelmenin de büyük sorumluluk şey yaptırıyor, icap ettiriyor o insanlara. Onun da farkındalar. Medyaskop her yıl olduğu gibi 2020'de de iklim haberleriyle ilgiyle takip edecek. Ayrıca iklim konularının konuşulacağı programlarda olacak. Dün ilk kez gündem iklim programı Medyaskop'ta izleyicileriyle buluştu. Dilek Şen'in sunduğu programda İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin konuk oldu. Şahin, iklim değişikliğini durdurmaya yönelik önlemler hemen alınmazsa çok yakın bir gelecekte kontrolden çıkacak dedi. Çok acil bir durumla karşı karşıyayız ve iklim değişikliğini durdurmaya yönelik, kontrol altına almaya yönelik önlemleri hemen almazsak çok yakın bir gelecekte kontrolden tamamen çıkacak. Zaten aslında biraz çıktı ama tamamen kontrolden çıkacak ve geri dönüşü olmayan bir noktaya gelecek. Hatta dünyada insanların ve diğer canlıların yaşayabileceği şartlar ortadan kalkacak. Yani bu da çok uzak bir gelecekten bahsetmiyorum. Yani ne bileyim 20-30 sene sonra belki 40 sene sonra yaşam şartlarının artık yani gezegendeki iklimin yaşama elverişli olmayacak düzeyde bozulacağı bir faza geçebiliriz. Duruma geçebilir dünya. Dolayısıyla bu aciliyeti yansıtmak için buna kriz demek çok doğru. Çünkü kriz kelimesi durdurulmadığı takdirde çöküşe geçecek bir şeyi ifade ediyor. İşte hep verdiğim örnek kalp krizini düşünün. Yani kalp krizi geçiren bir kişiye hemen müdahale etmezseniz, kendi haline bırakırsanız onun düzelme ihtimali pek yoktur. Kendi kendine kontrol edemez kriz durumu. Biraz iklim krizi de böyle. Hemen müdahale etmeniz, hemen yaşam ünitelerini stabilize etmeniz lazım ki gezegenin bundan sonraki nesiller, hatta biz bile, yaşayacak bir dünya görebilelim. Fatıma Çelik'in sunduğu Kültürel'de bu hafta yazar Cahide Birgül konuşuldu. CHP
Peki bu kitabı konusunu nasıl anlatırsın? Neyi anlatıyor bu kitap? Bu kitap gerilimli bir ilişkiyi anlatıyor. İki kadın ilişkisini anlatıyor. Ama hani spesifik olarak bu kitap ne anlatıyor ya cevap vermek gerçekten zor. Çünkü kitap birçok şeyi anlatıyor. Yani bir konu etrafında bir gün ev ansızın bir akraba çıka geliyor ve o çekirdek aile düzeni, işte yalnız bir aile, yatalak bir baba, öğretmenlik yapan, hayatından pek de memnun olmayan nişanlı bir kadın, sürdürdükleri rutin, kasvetli bir hayat var ve bir misafirin gelişiyle tüm bu düzen birden alt üst oluyor. Ama bu alt üst oluş o kadar farklı alt üst oluşlara gebe ki, yani burada ana karakterin kendiyle olan hesaplaşması da devreye giriyor. Erkeklerle, işte nişanlısıyla kurmuş olduğu hesaplaşma da devreye giriyor. Ailesiyle yapmış olduğu, annesiyle özellikle inanılmaz böyle italik geçen iç ses diyalogları vardır annesine hitap ettiği. Annesiyle yapmış olduğu yüzleşme devreye giriyor. Yani bu bir hanenin alt üst oluş hikayesi etrafında aslında bir bireyin parçalanması ve parçalanırken yeniden kendini bulma hikayesi bir yandan. Yan örneklerde destekleyici unsurlar diyebileceğimiz şeylerde de işte kadına, topluma, aileye, 90'lar Türkiye'sine dair pek çok şey bulabiliyorsunuz. Bir de ben şeyi çok seviyorum Cahide Hanım'ın edebiyatında. Yani böyle hiçbir zaman ağdalı cümlelerle, betimlemelerle boğmaz edebiyatı ama mimar olmasından belki ileri gelen bir şey. Mekanı o kadar iyi analiz eder ki size bunu hissettirir. Ben Şişli'de yaşıyorum. Kitap da Şişli'de geçiyor. Yani artık Şişli benim için hep denizin ve yani bu kahramanların yaşadığı Şişli, Esin'in yaşadığı Şişli. İşte bir gece kondu mahallesine atlar gider bir vesileyle. Mesela orada da çok böyle çok basit aktarımlar vardır ama hakikaten bir gece kondu mahallesinde duyduğunuz koku, gördüğünüz her şey zihninizde canlanır. Dilekçe'nin sunduğu Bir Lokma'nın bugünkü bölümünde vegan beslenme anlatıldı. Şen, Şişli'deki vegan restoran sahibi Emre Aydoğan ile vegan beslenmeyi konuştu. Benim müşterimin %20'si etçil insanlar. Buna baktığımızda bunu görüyoruz. %20'si etçil insanlar. Ama %80'li kısım vegan ve vejetaryen kısım diyebiliriz. Fakat sosyo-kültürel yapı ya da ekonomik yapıya baktığınızda böyle bir ekonomik kıstas yok. Yani benim işçi müşterim de var, öğrenci de var, emekli de var, beyaz yaka da var, akademisyen de var, sanatçı da var, sporcu da var, işte televizyonda görevli insanlar da var. Her statüde insan hizmet ediyoruz biz. Fiyatlarımız da hem Nişantaşı'nda hem de vegan bir restoran olarak çok makul fiyatlardır. Veganlık zengin işi değildir. Veganlık kalp işidir, vicdan işidir, etik işidir. Aslında böyle düşünmek gerekiyor. Ama insanlar yıllarca şey alışmışlar. Vegan restorana gittiğim zaman pahalı bir yemek yerim. Ufacık bir tabakta, kocaman bir tabakta ufacık bir yemek gelir. Ağız tadıma da uygun olmaz. Ama vegan diye mecbur yerim ve yüksek de para öderim. O yüzden vegan zengin işi. Böyle bir şey yok. Medyaskop'ta yayınlanan Sosyal Kafa'da dün akşam çocukla sinema projesi konuşuldu. Erkan Sakan'ın sorularını yanıtlayan Burak Göral ve Emel Demirtaş çocukların yaş gruplarına göre kategorize edilmiş filmleri anlattı. Ben aslında her şey benim baba olmamla başladı. Evet, güzel bir nokta. Yaklaşık 25 yıldır film eleştirmenliği yapıyorum. Bunun son 14 senesinde babalık da devreye girdi. Tabii benim işime çok doğrudan bir yansıması oldu bunun. Yazdığım yazıların içerikleri, filmleri değerlendirme kıstaslarıma bir de baba penceresi eklendi. Bakış açısı eklendi. Böyle olunca ben tabii biraz işin bu tarafına doğru da bir titizlenmeye başladım. Yani çocuklarla film izlemek ve beraber filmler üzerinden bir şeyleri paylaşmak, iletişim kurmak gibi konulara daha çok kafa yormaya başladım. Zaten biz Emel'le de sürekli aramızda böyle hani ne yapılabilir, ne olabilir, interneti nasıl kullanabiliriz, nasıl bir şeylere aslında üretebiliriz, sürekli konuşan bir çift olduğumuz için yani hep şöyle bir şey hayal ediyorduk. Benim hayallerimden bir tanesi oğlumla film izlemek. Çok sevdiğim filmleri birlikte izleyip onunla tekrar üzerinden geçip onun dünyasına bu filmi üzerinden neler konuşabiliriz, neleri tartışabiliriz. Bir de buradan genele nasıl çıkabiliriz? Yani çocuklarla yetişkinlerin kültür sanat üzerinden iletişim kurmasını biz
ne şekilde bir şekilde bir araya getirip nasıl sunabiliriz, nasıl faydalandırabiliriz başka etrafımızdaki ebeveynlerle, tanıdık tanımadığımız birçok ebeveynle bu paylaşımı nasıl yayabiliriz? Yeşilçam'ın usta oyuncusu İsmail Dümbüllü'den devraldığı kavukla tiyatromuzun en önemli temsilcilerinden Münir Özkul'un vefat edişinin ikinci ölüm yıl dönümü canlandırdığı Yaşar Usta, Kel Mahmut, Turşucu Kazım gibi karakterlerle tanınan Özkul bugün de sevenleri tarafından anılıyor. Münir Özkul'un hafızalarımıza kazınan görüntüleriyle bültenimizi sonlandırıyoruz. Haftaya cumartesi saat 15'te görüşünceye dek hoşçakalın. Münir Özkul 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'un Bakırköy semtinde dünyaya geldi. Özkul, İstanbul Erkek Lisesi'ndeki eğitiminin ardından oyuncu olmaya karar vererek gözünü sahnelere dikti. O zamana kadar yaşamını sürdürdüğü ve aşinası olduğu Bakırköy'de bulunan halk evinde oyunculuğa adımını attı. İlk amatör sahne deneyimlerini 1940 yılında gerçekleştiren Özkul, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda bir süre oynadıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na geçti. Ardından da İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuk kariyerlerine devam etmeye başladı. Daha sonra özel sektöre geçiş yaparak 1948 yılında Ses Tiyatrosu'nda sergilenen oyunlarda rol almaya başladı. Sinemada 1950'lerden itibaren görünmeye başlayan sanatçı, canlandırdığı karakterlerle büyük beğeni kazandı. Özellikle 1970'li yıllarda kalabalık kadrolu Ertem Eğilmez filmlerinde önemli rolleri canlandırdı. Sanatçı, Hababam Sınıfı serisindeki Özel Çamlıca Lisesi'nin tatlı sert müdür yardımcısı Kel Mahmut tiplemesiyle hafızalarla kazındı. Özkul, Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler, Görgüsüzler gibi filmlerde Adile Naşit'le başrolde oynadı. Münir Özkul, 5 Ocak 2019 tarihinde yaşamını yitirdi. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde gerçekleştirilen törenin ardından Bakırköy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.